Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Edebiyat soru kampına bomba gibi devam ediyoruz. Bugünkü konumuz şiir olacak. Şiirde kafiye redif testi çözeceğiz. Ardından şiir türleri, hemen ardından edebi sanatlar 3 testi de bu videoya inşallah sığdıracağım. Şiirin öneminden çok kısa bahsedelim. Her sınavda en az 3-4 soru garanti. 1. Kafiye redif kesin, hiç kaçarı yok. 2. Edebi sanatlar kesin. 3. Şiir türleri illaki bir şekilde şıklarda ya da tek başına soru olarak illaki gelecek. 3. Onun dışında şiirin bir de inceleme boyutu var değil mi? Şiir inceleme testleri de çok meşhurdur. O da çok önemlidir. Etti sana 4. Hadi bir tanesi bu sene gelmesin. 3. Şimdi 3 soru garanti mi? Garanti. Ha, şiirin bir de kendi içerisinde tanzimata, divana vesaireye yayıldığı durumu düşünürsek sınavda 7-8 soruyu çok rahat şiirle ilişkilendirebiliriz. Gelin ilk adımını atalım isterseniz bu konuyu. Çok uzattım. İlk soruyla başlayalım. Güzel bir soru, klişe bir soru arkadaşlar. Bu 100 yıllık bir soru. Edebiyat var olduğundan beri bu soru her kitapta yer alır. Hani şu dizeleri bir araya getirirsin. Hani bazı öğrencilerin gerçekten büyük sıkıntı yaşadı. Gelin isterseniz hemen size bir aktaralım bunu, kısa yolunu, taktiğini, özünü değil mi? Kısa bir anlatımda geçelim. Şimdi bize iki tane dize verilmiş. Çok güzel. Diyor ki şu 1, 2, 3, 4 tane söz grubu var. Bakın burada söz grupları var. Bunları diyor yan yana getir. Mesela 1 ve 2 yan yana getir diyor. Bir selam sormadan geldi. Alırım kız bildim seni gibi. Yan yana getir, bir dize yap ondan diyor. Atıyorum 3 ve 4'ü yan yana getir, ondan da bir dize yap. 2 tane daha dize ekle diyor buraya. 4 tane dize olsun. Ama diyor düz yak düzeninde olsun. Tamam. Bazen çapraz der, sarmal der falan fistan. Ne isterse ona göre hareket ederiz. Bizden düz yak istemiş. Şöyle bir bakıyorum verilenlere. Üstüne kelimesi dikkatimi çekiyor. Üstüne, üstüne, üstüne. Ha, demek ki ben AAAB düzeninde değil mi? Düz yak düzeninde bir şey yapacağız. Tamam, bunu da anlamış olduk. Bu da güzel. Şimdi üstünenin A olması, yani şu alta gelmesi için İki dize oluşturduğumuz zaman 3 numaranın sağda olması lazım değil mi? Mesela 1 ve 3 dediğim zaman bir selam sormadan geldi, başım gözüm üstüne gibi. Yani 3'ün sağ tarafta olmasını isteyeceğiz. Ve kesinlikle ilk dizede olacak 3 numara. Şimdi şıklara baktığımız zaman lütfen dikkat. 1, 2 birinci dizedir. 3, 4 ikinci dize. Yani bize verilen şu düzende şu birinci dize, bizim oluşturacağımız birinci dize, şu ikinci dizedir. İlk dizede 3'ün sağda olmasını istedik ki üstüne 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 olsun. 3'ün sağda olmadığı ilk dizede şıkları eliyorum. Yani Denizli ve Edirne'deyiz hocam. Daha ilk saniyelerde gittik hocam cevaba sanki. Şimdi 2, 3 ve 1, 3'ü deneyeceğim. Hangisi mantıklı çıkarsa onu cevap yapacağım. 2, 3'ü deneyelim. Alırım kız bildim seni, başım gözüm üstüne. Dursun. Bir selam sormadan geldi, başım gözüm üstüne. Eyvallah. Bir selam sormadan geldi, çat kapı bir anda çıktı geldi ama başım gözüm üstünde yeri var. Çok uygun anlam olarak da doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Yani denedim, yanıldım, kendimi parçaladım falan, gerek yok bunlara. Evet, ikinci sorudayız. Ne diyor? Yukarıdaki numaralandırılmış dörtlüklerden hangisinde yarım uyak kullanılmamıştır? Gelin beraber gidelim. Yarım uyak kullanılmamış. Sınavda mutlaka yarım uyak sorulur. Bir şekilde şıklarda vesairede tam uyak, yani uyak kesin gelecek. Uyak diğer adıyla kafiye, sadece kökte bulunur. Bak bunu not et lütfen. İlk defa dinleyenler olabilir beni. Konu anlatımlarımı dinlememiş olanlar tabii ki olabilir. Neden olmasın? İşte onlara seslenelim isterseniz. Bilenler de tekrar etmiş olsunlar. Kafiye kökte, redif ekte bulunur. Yani şöyle diyoruz. Gelmişim, bulmuşum, kalmışım. Gelmek, kalmak, bulmak. Ya burada redif bulabilir miyim demeyeceksin. Burada kafiye bulabilir miyim diyeceksin. Kelimenin kökünde aranır kafiye sadece. Gelmek, bulmak ve kalmakta. Son seslerin, yani sadece L seslerinin tek sesin benzediğini görüyoruz. Buna yarım uyak diyeceğiz değil mi? Geri kalana aynı görevdeyse redif diyoruz. Kelimenin kökünü buluyoruz. Aynı ekleri alıyoruz, sesleri daha doğrusu. Geriye kalan eklere de ya da seslere ne diyoruz? Redif diyoruz. Gelin devam edelim. Mesela düş, baş ve kuş. Son seslerde ş sesleri benziyor. Burada da çok bariz bir yarım uyak kullanılmış istisnasız. Biliyor, soruyor ve gidiyor. Bil, sor ve git. Var mı hocam herhangi bir ses benzerliği? Son sesle başlıyorsunuz tabii ki. L, R ve T. Tabii ki yok. Doğal olarak burada arkadaşlar ne olmamış? Yarım uyak falan kullanılmamış. Hatta burada uyak yok değil mi? Çok net. Sadece redif olabilir şiirlerde. Neden olmasın? Hemen diğerine bakıyorum. Uçmak, geçmek, içmek yine tek ses benziyor. Bariz bir yarım uyak. Sonrasında da kaldı, bildi ve buldu yine tek ses benziyor. L'ler yarım uyak. Uyuma lütfen. Doğru cevabımız kesinlikle 3 numaralı dörtlük olacak. Hemen diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır diyor. Hemen bakalım. Adana'yla Dilber el yerine, olayım bel yerine, yerine yerine. Aynı tekrarlar, aynı sözcük tekrarları. Tabii ki aynı görevde olacak, anlamda olacak. Redif kabul edilir, unutma lütfen. Adana'ya iledim. Hemen bakıyorum Bursa'ya. Dursana, sorsana, versene. Bu vermek, durmak ve sormaktan sonra sana seneler çok bariz redif. Aynı görevde ekler onlar çünkü. Devam ediyoruz. Üçüncü dörtlükteyiz, Ceyhan'dayız. Divit, öğüt, yiğit. Bu kelimeler kök halinde değil mi? Divit, öğüt ve yiğit. E bu kelimelerin köklerini aldık zaten, bunlar köklü. Geriye ek kaldı mı herhangi bir ek? Hayır. Herhangi bir sözcük kaldı mı geriye? Hayır.
Kelimenin kökünde redif olmaz ki. Doğal olarak Ceyhan'da redif kullanılmamış, diğerlerinde çok rahat eleyebiliriz. Soru 4'teyiz. Aşağıdaki, yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü. Uyak düzeni dediği şey ne? Çapraz, işte ne bileyim örüşük, işte sarmal, düz falan fistan. Uyak türü dediği şey ise yarım tam falan fistan. Haydi fistanlar başlayalım lütfen. Ne diyor? Karmola, darmola, varmola, yemene. Dördüncü dizeyi attık. Belli ki AAAB düzeninde değil mi? Çok net mola mola molalar bariz kullanılmış. Zaten burada kar, dar ve varda bariz bir iki ses benzerliğinden dolayı tam uyak var. Aynı uyaklandığı için aynı sesleri veriyoruz. Tamamdır. Düz uyak olacağı kesin. Hemen düz uyak olmayanları ben şöyle bir eleyim. Adana ya da Denizli'ye gideceğiz. Yarım var, tam var. İki ses olduğu için tam diyeceğiz değil mi? Dar, kar ve var. Şimdi roman testinden sonra sanki şiir biraz daha rahat değil mi? Daha rahat ilerliyoruz. Romanda biraz daha içerik ağırlıklı testler olduğu için, sorular olduğu için sizi ister istemez zorladı. Çünkü bütün romanların içeriğine hakim olmanız zor. Doğal olarak şiir biraz daha rahat geldi sanki bize. Evet, kaçıncı sorudayız? Beşinci sorudayız. Haydi daha seri gidelim. Hocam bitirelim. Hangisinin örneği vardır? Geç geç. Bakalım, gelmedi hiç geç. Nasıl istersen geç. Ha, ne diyor bak şimdi. Buradaki geç zaman, buradaki geçse nasıl istersen geç diyor. Git yani, geç git anlamında kullanılmış. Tamamdır. Ne diyor yani hocam? Yazılışlar aynı, anlamlar farklı. Cinaslı uyağın en güzel görüntüsü. Genelde öğrenci cinaslı uyağa hazır değildir. Testlerde çok cinaslı uyak sorulmaz çünkü. Aman dikkat, sorduk cebinize koyunuz, hazır olunuz. Genelde 3 ses var, zengin uyak falan diye düşme ihtimalimiz çok yüksek o tarz sorulara. Hangisi yanlıştır diyor, hemen başlayalım. Sınavda unutmayın lütfen, kesinlikle Edirne ile başlayın. Yukarı doğru gidin, asla bunu değiştirmeyin. Birinci, ikinci, bir, iki ve dördüncü dizelerde redif vardır. Hocam siz neden Adana'dan başlıyorsunuz diyenler olabilir. İlk defa izleyenler için yine. Bütün şıkları zaten açıklayacağım için cevabı bulup geçmeyeceğimden taktiği kullanmıyorum şu an. Mecbur hepsini açıklayacağım. Bir, iki ve dördüncü dizelerde redif vardır diyor. Bakıyorum bir, iki ve dördüncü dizelerde seni seniler bariz redif. Hatta belki zorlayabiliriz, sevdim seniler var değil mi? Çok net burada redifi görüyoruz. Devam lütfen, düz uyak üzerinde yazılmış. A, A, B, A olduğu da çok bariz değil mi? Göze çarpıyor. Yarım uyak vardır diyor. Bakalım. Sevdim senileri attığımız zaman geriye ne kalıyor? Cefa, kaza ve sema kalıyor. Uzun ağlar var değil mi? Tek benzerlik, tek ses aslında ama uzun ağ aslında iki ses. Uzun sesler, aman dikkat, uzun harfler iki ses kabul edilir. Mesela U, şura derken U mesela, uzun U ya da uzun İ, uzun A neyse artık, uzun ünlüler iki ses kabul edilir. Doğal olarak burada tam vardır, yarım uyak yoktur. Öğrenci bu bilgiden uzaksa burada A'ları görüp direkt yarım uyak diyebilir. Bu soru zaten ona düşmek için hazırlanmış. Üçüncü dize diğer dizelerle uyaklı değildir. Evet, üçüncü dize boşta, ölçüye uyulmuştur. Doğru. Nasıl doğru? Bakalım hemen. Yani bu görüntü icabıyla zaten belli ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ünlüleri sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dize değil mi? Çok net 15 tane heceden oluşmuş. Ölçüye zaten görüntü icabıyla da direkt olarak uyulduğunu görüyoruz. Ölçü bulurken hece ölçüsü 14'lü, 15'li, 7'li, 8'li falan fark etmez. Ünlüleri saymanız yeterli olacak. Hadi devam lütfen. Hangisi yanlıştır diyor, 7. sorudayız. Ahenk usullerinden yararlanmıştır. Evet, olur 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 olur. Ahenk usulü dediğimiz şey nedir hocam? Ölçüdür, rediftir, kafiyedir değil mi? Bunlar ahenk usulleri. Tam uyak kullanılmıştır. Bakalım, lal olur, kemal olur, zenal olur. Şimdi olurları attık redif olarak, bir de ateş olur var. Olurlar redif. Geriye lal, kemal ve zenal kalıyor. Uzun A ve L'lerin benzediğini görüyoruz. Yani iki ses bu. Bir de bu üç ses benziyor. Yani burada bir zengin uyak var. Tam uyak falan kullanılmamış. Sözcük halinde redife yer verilmiş. Evet, olurlar sözcük halinde redifler. Çok net. Uyak kullanılmıştır diyor. Evet, zengin uyak dedik zaten. Divan şiir etkisi görülmektedir. Evet, zenal, kemal, lal. Biraz okunması güç kelimeler varsa çok rahat divan şiiri diyebilirsiniz. Biliyorsunuz bu da klişe bir sorudur. Hangi şiir geleneğiyle yazılmıştır sorusu. Halk geleneği veya divan geleneği demelisiniz. İki tane cevabımız var o soruda. Ve biliyorsunuz arkadaşlar, bu tarz sorularda bu iki cevaplı halk da olabilir, divan da olur sorularında dilden çok rahat çıkarabilirsiniz. Sade bir dil kullanmışsa halk edebiyatı der geçersin. Ya ağır bir dil kullandıysa divan der geçersin. Bu kadar basit. Devam. Mesela burada divan geleneği hakim belli. Hangi uyak düzeni ve türü kullanılmış? Güzel, hemen uyak ve türü noktasında bir tekrar da yapmış olalım. 8. sorudayız, bakıyoruz. Gaddarındadır, karındadır, bimarındadır. Bariz bir düz uyak görüyorum. Ben düz uyak olmayanları hemen bir eleyelim. Zengin mi, tam mı acaba? Ona bakacağız şimdi. Hemen bir kurcalayalım. Gaddar, kar ve bimar. Son sesler ağır şeklinde. İki ses burada var, bir ses de burada. Üç zengin uyak var. Doğru cevap kesinlikle Bursa. Bu testte de bu uzun ünlüleri çok kullanarak iyice oturtmuşuz. Çok önemli bu. Hangisinde redife yer verilmemiştir? Dikkat lütfen. Olur olur redif. Yok yok redif. Nedir redif? Ye ye redif. Doğru cevap kesinlikle
denize olacak. Aynı sözcük tekrarı ya da aynı ek ama görevleri de aynı olacak. Bunu da lütfen unutmayınız. Mesela evde kelimesinde ve sokakta kelimesinde da D'ler var. Buradaki ta ile buradaki de aynı görevde. İkisi de redif, tamam, bunları redif kabul ediyoruz. Yani illa birebir evde, işte okulda ya da ne bileyim mutfakta ta, yani illa ta'nın t'nin bir olması gerekmez. Ünlüler değişebilir, ünsüzler de. Yeter ki ekimiz aynı görevde olsun, o zaman redif olabilir. Evet, son soruya geldik artık. Ne diyor? Hangisinin örneği vardır? Bakalım uyak türünde hangilerinin örnekleri kullanılmış. Ne diyor? Etti felek, etti felek, etti felek. Şimdi burada redif bariz. Füsun, hun ve zebun. Yine uzun ünlü ve sonrasında tek ses, zengin uyak kullanılmış. Güzel. Bu testte uzun ünlü iyice oturtmuş olduk. Güzel. Onun dışında yarım uyak, tam uyak güzelce oturmuş oldu. Zengin uyak. Hepsini gördük gerçi. Cicaz falan da geçti. Harika oldu. Güzel bir tekrar testi oldu. Geldik şiir türlerine. Çok daha rahat bir testle. Şiir türleri benim en sevdiğim test, eminim. Sizin de çok rahat yapabildiğiniz bir testtir. Hemen bakalım ilk soruya. Ne diyor ilk soruda? Şiir türlerindeyiz. Bu şiir. Aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin örnektir? Bakacağız. Ahmet Muhip'se zaten bu liriyi hissettirir ama belli de olmaz. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana diyor. Yani hocam daha lirik, daha ne olsun Allah'ını seversen. Bir aşk var, bir duygu var bariz. Lirik şiir diyeceğiz ona. Hemen güzel bir teknik bilgi sorusu. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Kır, doğa ve çoban hayatını anlatan şiirlere pastoral şiir denir. Çok doğru. Kendi içerisinde idil, eglog, eleji gibi türleri var biliyorsunuz. Konusu dram olan ve acıklı şeyleri anlatan şiirlere dramatik şiirler denir. Evet, burası tartışılır. Hatta net yanlış. Dramatik şiirlerde bu çok az hissedilir. Çok fazla buna yer vermeyecek. Dramatik şiir tiyatroda, manzum yerlerde daha çok, böyle tiyatrolarda, manzum kısımlarda kullanılır. Haberiniz olsun. Duyguların dile getirildiği, aşkın, duygunun yer aldığı şiirler lirik şiir. Bir kişiyi ya da dönemi eleştiren şiirler satirik şiir. Destansı, savaş, kahramanlık gibi temalar işleyen epik şiir. Cepte hocam Bursa. Uyuma, dramatik şiir böyle acıklı olayların dışında arkadaşlar, tiyatroda kullanılan şiir demek. Evet, üçüncü sorudayız. Bu dörtlüklerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin örneği yoktur demiş. Güzel, hepsine bakacağız. Lirik, epik, satirik, pastoral ve didaktik. Gelin isterseniz hemen bir tarayalım. Ne diyor bize bu soru? Bütün sevgileri atıp içimden, varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden, ta derinden bir gün bana gel desin. Çok bariz bir lirik şiir örneği değil mi Allah aşkına? Yani ses tonu bize liriyi zaten resmen bağırıyor, yani çok net. Devam edelim, ikinci dizeye bakalım, dörtlüğe daha doğrusu. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Epik şiir. Hemen Bursa'yı da ne yaptım? Eledim hocam. Devam. Bir çubuğu vardır gayet küçücek. Zoom'u fasidince keyif getirecek. Kırık çanağı yok, ayran içecek. Kahvede fahuri fincan beğenmez. Fahur bu hani şövalyelerin falan başına taktıkları, başlarına geçirdikleri o kadar büyük fincanı, kahvede fincanı beğenmez diyor. Yani çanak yok diyor, içecek. Doğal olarak çok bariz bir atasözü aklımıza geliyor ama tabii ki söylemeyeceğiz. Doğal olarak 3 numara bize neyi götürecek? Satireye götürecek. Bir eleştiri var, bir laf sokma var çok bariz. Yargıç olma, can yakma diyor. Sözünü dinlersem kuş sütüyle besleyecekmiş beni. İstemem, eksik olsun kuş sütü diyor. Bir havada biraz böyle hani öğreticilik ağır basıyor. Şunu istemem, bunu istememler var. Bir de 4'e bakalım, sonra daha doğrusu 5'e. Gönül gurbet ele çıkma, ya gelinir ya gelinmez. Evet, bu da zaten çok bariz direğe gidecek. Şimdi didaktik mi pastoral mi noktasında yargıç olma, can yakma. Eğer emir kiplerini hissediyorsanız didaktiği yapıştırıyorsunuz. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Pastoral şiire yer verilmemiş. Haydi bitiriyoruz. Ne diyor dördüncü soru? Bu şiir aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin örneğidir? Bakalım hangisine gideceğiz. Düşer mi tek taşı sandığına harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa diyor. Artık bu kadar net olsun. Bismillah. Epik diyelim canım. Savaş var, ordu var falan, fistan var. Devam ediyoruz bir diğer soruyla. Karacaoğlan'a ait bu şiir aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir? Hemen bir bakalım ekranımıza sığmış mı? Sayılır, sayılır, sayılır. Bakın, emir kipini hissediyorsak nereye gidecektik didakti? Mecliste arif ol, kelamı dinle. El iki söylerse sen birin söyle. Elinden geldikçe sen eylik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Şunu yapma, bunu etme. Ha, emir kipi var, çok bariz didaktik şiirdir. Didaktik şiire de çok alışkın değiliz. Bakın, gelirse çok ters köşe oluruz. Genelde liriyi ve epiyi çok rahat buluyor öğrenciler. Didaktiğe çok hazır değiller. Ama bu emir kipi noktası kesin size çözdürür soruyu.
Çobanların karşılıklı konuşmalarına dayanan bu şiir türü biliyorsunuz eglog, diyalog diye bunu hatırlayacaktık. Böyle bir şifre koymuştum sizlere. Eglog, diyalog, çobanların karşılıklı konuşması, şiir okumaya dahi gerek yok. Görüyorsunuz şiir türleri testleri, şiir testleri çok daha rahat ilerletiyor. Yukarıdaki numaralandırılmış sanatçılardan hangisi epik şiirleriyle tanınmıştır diyor. Güzel. Böyle bir soru gelmezse olmazdı zaten. Fuzuli Baki bunları ele zaten. Bunların epik şiirden haberi yok ya. Yunus Emre, Yahya Kemal, Köroğlu. Yahya Kemal de yani bilmiyorum çok tutup da böyle bir aşk daha çok onda ağır bassın. Böyle çok da aman aman savaş kalkan kılıç havada uçmasın. Köroğlu ifadesi bariz bir değil mi? Epik kokan ifade. Epik şiirlerle tanınan bir kişi. Peki uzattın hocam. Edebi sanatlara da gelelim artık. Bitirelim mi edebiyat testini? Sizleri de fazlasıyla sıktık. Evet, Fullerton edebiyat kitabındayız. 128. sayfadayız. Test 1'deyiz. Edebi sanatlar.